Söyledi, Özgecan da kabul etti. Ancak Supi Altındöken Mersin'e doğru giderken güzergah değiştirdi. Sorguda kendine sorulan neden güzergahı değiştirdin sorusuna ise daha hızlı gitmek için yanıtını verdi. Ardından anlattıkları ise vahşeti ortaya koydu. Bayan ben yol güzergahımı değiştirdiğimi görünce bana ne oldu bir terslik mi var diye sordu. Ben de hem erken hem hızlı gideriz hem de aşağı yoldan gitmemiz yasak. Gören olursa şikayet eder. O yüzden otobanı kullanacağım dedim. Bağırmaya devam edince tamam sus diyerek köprü üzerindeki kavşaktan geldiğim yola geri döndüm. Yolda yüksek sesle neden hala buradan gidiyoruz dedi. Ben de gıcıklandın sen, normal yola iniyoruz dedim. Daha sonra bana ikinci defa vurdu ve boynumu tırnaklarıyla cırmaladı. Dikiz aynasından biber gazı çıkardığını ve sıktığını gördüm. Aracı yolun kenarında durdurdum ve arka tarafa geçtim. İçeri girer girmez yüzümü cırmaladı. Buna çok sinirlendim ve ben de iki elimle saçından tutarak itekledim. İkinci koltuk ve üçüncü koltuk arasına düştü. Sonra bana saldırmak için geri kalkarken ayağımın tabanıyla karın ve göğüs bölgesine 2-3 defa vurdum. Zanlı, ifadenin devamında araçta baygın yatan Özgecan Aslan'ın o halinden sonra panikleyip arkadaşı Fatih Gökçe'yi aradığını söyledi. O zamana kadar öldürmeye niyetim yoktu, ölü olup olmadığını da bilmiyordum dedi. Zanlı, genç kızı yakma fikrini ise Fatih Gökçe'nin verdiğini iddia etti. Gökçe'nin başka bir arkadaşından benzin isteyip o kişinin de benzini getirdiğini, ardından babasından yardım istediğini iddia etti. Supi Altındöken'in ifadesine göre o saatten sonra 3 zanlı beraber hareket etti. Üçümüz bir aradayken ben ne diyorsunuz, ne yapalım dedim. Babam fazla geç olmadan hastaneye götürelim dedi. Fatih de ölmüşse ve hastaneye giderken ölürse başımıza bela olur. Git bak yaşıyor mu yaşamıyor mu? Yaşıyorsa ortadan kaldıralım dedi. Yaşayıp yaşamadığına baktım, hızlı bir şekilde nefes aldığını gördüm. Fatih, boğazı falan kesikse işini bitir, şimdi ölsün ortadan kaldıralım dedi. Otobüste bulunan bıçağı sol kapı gözünden alarak araç içerisine girdim. O panikle bir iki defa boğaz tarafına soktum çıkardım. Fatih, oğlum madem yaptın yüzünü cırmalamış, kızın tırnaklarında kimliğini bırakmış gibisin dedi. Ne yapayım diye sordum, ellerini kes dedi. Ardından ormanlık yola gittiklerini ve yanında baba Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe varken Özgecan'ın cansız bedenini yaktığını itiraf etti. Katil zanlısı Supi Altındöken ifadesinin sonundaysa öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Bu arada vahşi cinayete yardım ettiği iddia edilen arkadaş Fatih Gökçe ile Supi Altındöken'in ifadeleri ise birbirini tutmuyor. Fatih Gökçe ifadesinde Altındöken'in kendini arayıp başının belada olduğunu söylediğini, kendisinden benzin istediğini, o da bir arkadaşından benzin getirmesini istediğini söyledi. Ne olduğunu sorduğumda geminin oradan bir canı aldım. Beni soymaya çalıştı. Yüzüme biber gazı sıktı. Ben de konsolumdaki bıçağı salladım. Biraz boğuştuk. Arkada yatıyor. Öldü dedi. Ben de götür hastaneye bırak kaç dedim. Gökçe, suçlamaları kabul etmedi, öldürme işine karıştığımı bilmiyordum dedi. Neden polise haber vermedin sorusuna ise, yoldan gelmiştim, bira içmiştim, kendimle değildim diye cevap verdi. Baba Necmettin Altındöken ise hiçbir şeyden haberi olmadığını iddia etti. Üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.